en önemli şey sağlık diye boşuna söylemiyoruz her yayında her gün. Borsa iner çıkar, dolar yükselir düşer, para kaybedersiniz, gün gelir kazanırsınız ama her işin başı sağlık. Sağlığınız yoksa aman neye yarar o paralar, o pullar. Ama sağlık da ciddi bir harcama kalemi. Yani paranız varsa sağlıklı olmak daha da kolay olabilir. Buyurun buradan yakın, çok çelişkili bir durum. Evet, gerçekten sağlık öncelikle herkesin dikkati etmesi gereken bir konu. Tabii biz günlük hayatımızın içinde çok fazla dikkate almıyoruz bunu. Çok bakmıyoruz. İşte günlük koşturmaca içinde bırakın onu, bir check-up yaptırmayı bile ancak düşünüyoruz. Ama o kadar kötü ki pozisyon. Şöyle ben okudukça sağlıkla ilgili bu hafta bayağı bir sağlık okudum. Yani okudukça korktum, okudukça korktum. Ya değil mi? Yani neler bilmiyormuşum veya bilmiyoruz. Birçok şeyi gerçekten ben de tekrar öğrendim. Mesela Türkiye'de birçok hastalık ortadan kalktı derken, işte çocuk felci örneğin, birdenbire şu anda mesela çocuk felci tekrar başlamış durumda. Hortlamış mı? Hortlamış durumda. Çünkü Suriye'den gelen göçle birlikte gelen çocukların getirdiği maalesef bir çocuk hastalığı oldu tekrar. Biz bu göçlerle birlikte birçok hastalığı, belki mücadele ettiğimiz birçok hastalığı tekrar yaşıyoruz. Ama onun da ötesinde kronik hastalıklarımızda inanılmaz artışlar var. Örneğin 20 ile 80 yaş arasındaki insanlarımızın aşağı yukarı %8,5'u falan kronik şeker hastası. Daha sonra sonun biliyorsun böbrek yetmezliğine gidiyor. Şu anda bir de organ bağış haftasındayız. Onu da hatırlatmış olalım, altını çizmiş olalım. Organ bağışı çok az olduğu için maalesef diyaliz makinesine bağlanmak zorunda kalıyor. Ve hayat boyu ortaya çıkan bir takım aksaklıklar var. Nüfus yaşlanıyor. Nüfus yaşlandıkça sorunlar daha da fazla ortaya çıkmaya başlıyor. Bir de gelir biraz artmaya başlayınca sağlığa yaptığımız harcamalar da inanılmaz bir şekilde artıyor. Ve sağlığa yapılan harcamalar şu anda Türkiye'de toplam harcamalar olarak bakarsak gayri safi yurt içi hasılanın %6,5 düzeyinde bir rakam. Bunu özel artı devlet mi yoksa kişilerin yaptığı harcamalar mı? İşte orada çeşitli tartışmalar var. Devlet biz yapıyoruz işte. SGK her şeyi yapıyor diyor ama SGK bunu kendi cebinden veya kendi bütçesinden, genel bütçeden yapmıyor. Yani vergi gelirlerinden yapmıyor. Bunun %75'ini kişiler kendi ceplerinden prim ödeyerek ve katkı paylarıyla sağlıyor. Yani hem işte reçete yazdırırken hem ilaç alırken ödediğimiz paralar, bir de artı ödediğimiz primler şu anda toplam sağlık harcamalarının %75'ini kişiler kendileri gerçekleştirmiş oluyorlar. Devletin katkısı %25'ler seviyesinde. Avrupa Birliği ülkesinde ise bu tam tersi bir tablo var. Yani şimdi onu soracağım. Zaten Volkan Karabulut diyor ki Avrupa'da sağlık harcamaları ilk önce diş sağlığından geçer. Bu da 6 ayda bir olur. Türkiye'de durum nedir diye mesela soruyor. Şimdi Avrupa Türkiye mukayesesinden önce şunu merak ettim ben sizin anlattıklarınızdan. %25 devlet, %75 vatandaş kendisi. Evet. Bu kadar çok hastalık geliyor. Özellikle 20-60 yaş ya da plus, 60 plus üstünde geniş bir yelpazede bayağı ciddi hastalıklar var. Evet, şekerden evet, böbrek evet. yetmezliğine, kalp. Kalbe kadar kanseri hiç söyleyemiyorum. Bütün bunlar olurken biz bu kadar zengin miyiz kişisel olarak? %70'ini biz veriyoruz, %25'ini devlet veriyor. Bu kadar hastalıklarla boğuşuyoruz demek ki. Çok harcayacak paramız mı var yoksa sefil mi oluyoruz? Ya aslında biz şöyle bir durumdayız aslında. Check-up yaptırma alışkanlığımız olmadığı için ve maalesef bu işler koruyucu hekimlikle başlaması gerektiği için koruyucu hekimlik olayı şu anda çok fazla işleyen bir mekanizma değil. Aslında kurarken çok güzel bir sistem kurulmuştu. Önce aile hekimine gidiyordunuz. Aile hekimi sorunu çözemediği zaman hastaneye, hastane sorunu çözemediği zaman üniversiteye. Yani zincirin bu şekilde olması gerekiyor. Ama şu anda hasta direkt olarak herkes üniversiteye de başvurabilir.
devlet hastanesine de başvurabilir, aile hekimine de gidebilir. Bunun yolu açıldığı için herkes, diyelim ki çok küçük bir hastalığı bile olsa, üniversitenin kapısını çalıp diyor ki ben işte hastayım diyor. Dolayısıyla böyle bir temel problemimiz var. Yani bizde koruyucu hekimlik ve ona harcadığımız para o kadar az ki 20 TL harcıyoruz, biliyor musun? Kişi başı 20 TL toplam Türkiye'de koruyucu hekimlik adı altında yapılan harcama. Yaklaşık rakam bu. Yani 20'yi 24 TL hocam diyebilirler de. Bu koruyucu hekimliğin çok ucuz olmasından değil, bizim az harcamamızdan kaynaklanıyor. Tabii yani biz koruyucu hekimlik dediğimiz zaman işte bunun aşısı, şusu busu, yani hastalıkların tespiti, bunların sürekli gözetim altında tutulması, taramalar, bütün bunların hepsini içeriyor. Ama maalesef bizde böyle bir database oluşturmak bile çok çok zor. Devlet tabii eğilim olarak da şunun içinde. Devlet bu sağlık harcamalarını özel sektörün üzerine atmaya çalışıyor. O an onu anlıyoruz. Çünkü hastane sayısını vereyim bak Türkiye'de. Mesela 2000 yılında Türkiye'de hastane sayısı devletin 861. Şu anda 844 Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Hı hı. Yani düşmüş. Özel sektörün, yani özel hastaneler ise 261'den 489'a yükselmiş. Peki bu hastane yeterli mi? Yatak sayısı yeterli mi? Değil tabii ki, yani OECD ülkelerinin altında kalıyoruz. Doktor sayısında OECD ülkelerinin altındayız. Hemşire sayısında OECD ülkelerinin altındayız. Çok ilginç, doktordan daha az hemşire sayısı. Yani birçok şeyi doktorlar yapmak zorunda kalıyor. Birçok yerde. Yani hemşirenin yapması gereken şeyleri maalesef işte bir işte nabız ölçme diyelim, onu bile doktor yapmak zorunda kalıyor. O kadar az, yetersiz personel sayısı. Şimdi burada editörüm Reşat Derin Soray'a yazmış hocam, bakın, sağlık önceliklerimiz arasında mı? Ben bir cevaplıyorum buradan. Hayır, hayır, değil. Çünkü ey sevgili seyirci, şuraya yazsaydı Reşat, ev almak için uygun zaman mı? Ya da yazsaydı otomobil alırken nelere dikkat edelim? Altın, ya da yazsaydı altın nereye gidecek? Şimdiye kadar 100 tane tweet göndermişsiniz. Ayıp değil mi ya? Sağlık diyoruz ya. Yani sağlığınız yoksa siz bir hiçsiniz. Ama bu kadar işte bu. Ya yani arabayı kasko yaptırıyoruz örneğin. Ama kendi sağlığımıza geldiğimiz zaman işte devletin olanaklarına i̇şte umurlarında maalesef değil. Yani ben buradan o kadar net bunu, hani halkın nabzını şu tweetlerden tutabiliyorum ki, adamların umurunda değil. Şu anda aman deyip kanal değiştiriyoruz. Ya zaten şöyle bir şey oluyor. Biz check-up yaptırmıyoruz. Check-up yaptırmadığımız için zaten erken teşhis olmuyor. Erken teşhis olmadığı için de hastalık aşamasında veya son aşamasında maalesef gidip başvuruyoruz. Ve o zaman da zaten iş işten geçmiş oluyor. Zaten sigorta yaptırmaya kalkıyor ondan sonra. Sigorta da yapmıyor. Diyor ki senin kronik hastalığın var kardeşim diyor. Ben senin sigorta yapmam diyor. Hı hı. Dolayısıyla sistemi o kadar iyi tanımamız lazım ki, yani öncelikle bırakın şu arabayı, evi, parayı, hisse senedini falan, faizi. Öncelikle kendi sağlığımızı gerçekten düşünmemiz lazım. Gerçekten sağlık şu anda özel kesime doğru kayıyor ve paran olmazsa ileride kaliteli bir sağlık hizmeti alabilme olanağı da hızla azalıyor. Hmm. Şimdi bakın, üniversite hastanelerinde biliyorsun artık devlet hastanelerine bağlıyorlar. Dolayısıyla normal üniversitedeki profesör artık normal hastanedeki bir doktorla aynı işleri yapma noktasına doğru gidiyor. Bunun Ar-Ge'si nasıl olacak? Bunun öğrenci yetiştirmesi nasıl olacak? Nasıl buluş gerçekleştireceğiz? Bütün bunların kimsenin umurunda bile değil maalesef. İşte yazmış, arabanın kaskosu mu sağlık mı önemli diye Reşat. Reşatçığım, ben sana buradan vereyim cevabı. Arabanın kaskosu daha önemli. Daha önemli arabanın kaskosu. Ben bir sinirlendim. Şimdi sokağa çıktı Cemre Nur Karaca arkadaşımız. Cemre Nur her hafta bize bu röportajları yapıyor. Araba için, ev için 50 tane soru alıyor. Dün geldi dedi ki bana, ya Aslı abla, bu röportajlar çok tatmin edici olmadı. Niye dedim? Araba için, ev için olanlar çok daha dedi tatmin ediciydi dedi. Buyurun ya, bir kendimize bir bakalım mı arkadaşlar ya, hadi. Emeklilik karşılayacağını düşünüyorum ama şu anda ilaç fiyatlarının arttığını düşünüyorum. Duydum ve bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bunun düzenlenmesi, daha olumlu şekilde düzenlenmesini istiyorum. Özel hastaneler çok aşırı derecede yüksek. Onun mesela bir alternatifi olabilmeli. İkinci olarak da ilaç fiyatları.
zaten aşırı derecede. Yani şöyle söyleyeyim, asgari ücret alan bir insanın bütçesini sarsacak derecede sağlık sistemi. Bunun düzeltilmesi nasıl olacak diye bir soru yönlendirebilirim. Bu ilaç fiyatları ne zaman düşecek? Ne zaman rahata kavuşacağız? İstanbul gibi yerlerde bütçe ayırma şansı yok. Bütçeyi ayırabilmen için çok büyük fedakarlıklar yapman lazım. Gıdadan keseceksin, boğazdan keseceksin. Böyle bir olasılık yok. Buna ayırabilmek için soracağım soru, nasıl ayırabilirsin? Bazı eczaneler ücret alıyor, bazıları almıyor. Bu tabii ki hava karıştırıyor. Mutlaka herkesin kesinlikle olması yani soru değil de yani mutlaka kendisini insanın yani sağlık insanoğlunun en büyük hazinesidir. Sağlık olmadan insan hiçbir şeyin tadına varamaz. Bir sıkıntım olduğu zaman özel hastaneye duyduğum kadarıyla artık gitmekte zorluk çekiyor insanlar. Gerek SGK'lılar olsun gerek Bağkurlar olsun. Yani sanki bir takım verilmiş gibi gösterilen haklar şimdi alınmış gibi görünüyor. Bu durum düzelecek mi? Ne olacak? Bunu sormak isterim. Gelirim olduğu zaman nasıl bir bütçe ayırabilirim? Bunu sormak istiyorum. İlaç fiyatlarında düşüş olursa yeterdi. Başka bir şey söyleyeceğim. Bu katkı paylarıyla ilgili. Son zamanlarda çok arttı. Bir dönem özel hastaneler destekleniyor gibiydi. Şu an için insanlar özel hastaneler dışında SSK'ya ve orada da yeterince hizmet alınmıyor. Onunla ilgili ne olacak insanlara? Ben 70 yaşında adamım. Hiçbir yere bakılmıyoruz. Hiçbir yerde görüşemiyoruz. Gidiyoruz. Para, bizim paramız zaten aldığımız 950 lira para. Ben neyle geçineceğim? Ev kira, her şey bedava. Nasıl geleceğiz? Merak etmesin. Bir bunu çıkarmışlar. Otobüslere biniyoruz. Bu amca 950 lirayla sağlığına ne kadar bakabilir? Ya çok zor tabii yani şimdi biliyorsun eğer sosyal güvenlik şemsiyesi altında değilsin ama bir gelirin var. Siz eğer bildiğim kadarıyla asgari ücretli birisi her ay 100 TL para yatırırsa sosyal güvenlik sistemine bu en azından sosyal güvenlik sistemi dahilindeki hastanelerden bu şekilde yararlanabilecek. Ama asgari ücret alan birisinin gerçekten 100 TL'lik bir parayı ayırabilmesi çok kolay bir şey değil. Yani 100 TL'sini buraya ayırdığı zaman biraz önce dediği gibi yani boğazından kesmesi. Kira diyor işte kira, var. Mutfak var. Yakıt var. Yani elektrik var. Ne yapacak bu adam? Şimdi şuradan tekrar istersen birkaç rakamla geleyim. Bir kere Türkiye'de yılda bir kişi ortalama 8.2 kez doktora başvuruyor. 8.2 kez. Yani bir buçuk ayda bire falan mı aşağı yukarı? Evet, bir buçuk ayda bir doktora gidiyor. Ha. Peki niçin gidiyor? Bunların üçte biri aile hekimlerine ilaç yazdırmaya gidiyor. İlaç yazdırmaya gidiyor. Doktora evet. Gidiyor da ay aman bir bak bana yani, nasılım diye gitmiyor. Hayır 3.1'i yani 8.2'nin 3.1'i buradan geliyor. Tamam. Yani ilaç yazdırmaya gidiyor. İşte her gittiğinde de tabii 3 TL para ödüyor. Tamam. Reçete yazdırırken 3 ilacı geçerse her ilaç başına 1 TL para ödüyor. Gitti eczaneye, katkı payı dediler ya, gitti eczaneye, mesela eczaneye gittik reçeteyle %20'si, çalışıyorsanız %20'sini siz ödüyorsunuz. Emekliyseniz %10'unu ödüyorsunuz bu ilaç bedelinin. Eğer yazılan ilaçtan daha kaliteli bir ilaç size sunuluyorsa aradaki eczanede, aradaki farkı da katkı payı olarak ödüyoruz. Dolayısıyla artık o hani her önüne gelen yeşil sigortası var, yeşil kartı var, gidip işte hastaneye başvuruyor. Doğru, erişim çok iyi Türkiye'de. Bakın erişim harika. Hastanelere, sağlık kurumlarına. Çünkü işte otobanlar, güzel çift yollar, metrolar. Siz erişimden kastınız o muydu? Erişim. Yani oraya ulaşmak mıydı? Hem ulaşım, çevresel koşulları da düşün. Ha. Çevresel koşullar çok... Erişim deyince hani gerçekten hizmete erişmek anlamında. Hizmete erişim de çok kolay. Hı-hı. Her yere gidebiliyorsun, özel hastanelere gidebiliyorsun, devlet hastanesine, üniversite her yere gidiyorsun. Ama bu kalitenin arttığı anlamına gelmiyor. Erişim kalite demek değil. Kalite çok farklı bir şey. Dolayısıyla bizde bu zincirleme, zincir kurulamadığı için yani aile hekimi artı bir de tabii o tarama muhabbeti de olmadığı için bizde tarayamıyoruz. Yani hasta taraması yapıp da önceden önleyemiyoruz bir takım hastalıkları. Ancak bu hastalık başımıza geldikten sonra eyvah demeye başlıyoruz. Hı hı. Bakın çok aslında ilginç bir rakam söyledim. Yani bu
kalp rahatsızlığı söylemedim. Sadece şeker hastalığı 20 ile 80 yaş arasında 100 kişide aşağı yukarı 8 kişide böyle bir hastalık var. 8,5 kişide böyle bir hastalık var diyorum. 4-5 de siz kalp rahatsızlığını koyduğunuz zaman yani inanılmaz bir kronik hastalık ortaya çıkıyor. Yani yaşlandıkça bir de bu hastalıkların daha da yükseldiğini düşünün. Yatak sayısı belli. Doktor sayısı belli, her şey belli, kalite belli. Bu koşullarda bu sağlık hizmetini nasıl kaliteli bir şekilde alabilecek? Maliyeti düşük bir şekilde alması mümkün değil. O zaman bir tek şey kalıyor. Yani biz nereye mahkum oluyoruz bu koşullarda? Sağlık sigortasına mahkum oluyoruz. Ve zaten devlet de hastane sayılarından da görüyorsun. Devlet de zaten bizi nereye doğru yönlendiriyor? Buraya yönlendiriyor. Mesela diş hekimlerine bakıyorsun. Diş hekimli, Türkiye'deki diş hekimlerinin neredeyse %90'ı özel çalışıyor. %10'u hastanelerde. O zaman örneğin sizin diş sorununuz varsa mecbursunuz bir kere büyük ölçüde özele gideceksiniz. Öyle herkese diş doktoru hastanede yetişmesi mümkün değil ki. Yani hadi veyahut da herkese yetişebilecek bir doktor sayısına tamam, da sahip değiliz. Şimdi bunlar yine geldik genel ekonomiye. Evet. Biz burada genel ekonomi konuşmuyoruz. Tamam. Biz burada aile bütçesini konuşuyoruz hocam. Hayır işte aile bütçesine geleceğim tamam, şimdi. Tamam şimdi ben ona geliyorum. Ben nasıl sağlık harcamalımı bütçemin neresine koyacağım ki dengeli bir bütçe yapayım ama sağlığımı da kaybetmeyeyim ya da sağlığım kaybolduğunda rahatlıkla hastaneye giderek onu iyileştirebileyim, tedavi edebileyim. Valla önce bir yapılması gereken devletin bir kere bireylerin sağlığını garanti altına alması lazım. Hı hı. Bir. İkincisi üniversitelerin gerçekten araştırma yapan, buluş yapan, geliştirme yapan bir mekanizmaya hızla çevrilmesi lazım. Onları işte siz hasta bakmıyorsunuz, zarar ediyorsunuz. Hı hı. İşte size şu kadar mesela üniversiteye hasta başına 12 lira para veriyorlar. Devlet hastanesine 8 lira para veriyor. Şimdi hasta başına 8 lira para verdiği zaman SGK hastaneye 8 TL vermekle üniversiteye 12 lira vermek çok farklı birbirinden. Hı hı. Üniversitede öğrenci yetiştiriyorsun, araştırma yapıyorsun, şu var bu var. Bu maliyetler de var. Kimse bunu düşünmüyor. İşin bu tarafı var. Devletin buna sahip çıkması lazım bir. Çıkamıyor. Çıkmak istemiyor veyahut da bundan sonra böyle olmuyor. O zaman yapacak tek çaremiz kalıyor. Sigorta. Özel sağlık sigortası. Bizim yapacaklarımızı şu anda konuşalım. Tabii, bizim... Devletin yapması gerekenler tamam. Tamam. Bizim yapacağımız tek şey biz var. Biz devleti yönetemediğimize tek, göre. Tek yapabileceğimiz bir şey var. Bir, hasta olmayacağız diyemeyeceğim. Yani bunu ne yapalım yani hasta oluyoruz yani bir şekilde hasta oluyoruz. Ama bir, normal check-up yaptırmamız lazım sürekli. Yani yılda bir mi hocam? Yılda bir mutlaka erken teşhisi mutlaka yapmamız lazım. Yani bu bir kere en önemli faktör. İş ortaya çıktıktan sonra, hastalık ortaya çıktıktan sonra uğraşmak o kadar maliyetli, o kadar külfetli ki bunu biz daha önceden önlemini almak için mutlaka her yıl bir kez herkes check-up'a gidecek en az. Aynı şekilde diş içinde söylüyoruz bunu. İkincisi şunu yapmamız lazım. Yapabilenler tabii yani bunun maliyetine katlanacak tabii ki bütçesi yettiğince sağlık sigortası. Hmm. Bir kere çocuğunuz dünyaya geldi. Mutlaka zaten çocuğunuzu sağlık sigortası yaptırın. Doğduğunda hemen. Hemen doğduğunda yaptırmaya başlayalım. Neden? Çünkü Türkiye'de şöyle bir durum var. Hmm. Eğer siz şu anda diyelim ki sağlık sigortası yaptırmak isteseniz. Birinci yıl yaptırdınız. Allah göstermesin ikinci yıl bir kronik hastalığınız çıktı. Sigorta şirketi bunu yenilemeyebilir. Onun için bunun yapılabilmesi için yani yenilenebilir olması için en az 4 yıl sürekli sağlık sigortası yaptırıyor olmanız gerekiyor. Yani siz 4 yıl üst üste sağlık sigortası yaparsanız artık ondan sonra sigorta şirketi bir hastalığınızın çıkması durumunda hayır ben bunu yenilemeyeceğim diyemiyor. Artık o sizin hakkınız haline geliyor. Ama 18 yaşından küçüklere yaptırdığınız zaman onu sürekli yenilemek zorunda. Bir de böyle bir hak var. Hmm. Bu çok çok önemli. Ben işte hasta oldum sigorta yaptırayım. Hiçbir anlamı yok. 4 yıl boyunca bu hastalığın tekrar ortaya çıkmaması lazım ki böyle bir hakkı, sürekli hakkı elde edin. Yani maalesef sistem bizi buraya doğru itiyor. Peki neye dikkat edeceğiz? Hı-hı. Girelim mi ona da sağlık sigortası yaptırırken yaparken, nelere dikkat edeceğiz? Neye dikkat edeceğiz?
en önemli faktörlerden bir tanesi. Yurt dışına gidip geliyorsanız, yurt dışının ayağınız varsa mutlaka bu sigorta kapsamının, sigortanın yurt içi mi, yurt dışı mı olduğunu mutlaka bir kere net belirlememiz lazım. Sadece ben sağlık hizmetlerini yurt içinden almak istiyorum. O zaman fiyat başka oluyor. Ben yurt içinden de alırım, yurt dışından da alırım dediğiniz zaman tabii ki fiyat çıkan birisiniz yurt dışına yükseliyor. Evet. Başınıza her şey gelebilir diye. Veyahut da onu da bırakın, çıkmıyorsunuz ama yurt dışında tedavi olmak istiyorsunuz. O da önemli. Tabii. Tamam. Yani diyelim ki yurt dışında Amerika'da bu iş çok iyi yapılıyormuş diyorlar. Onu seçebiliyorum diyorlar. Değil mi? Yani tabii ki, yaptırmışım tabii sağlığı. Yurt içi, yurt dışı hepsi toplam. Ben Amerika'da tedavi olmak istiyorum tabii diyebilirim. Ki, diyebilirsiniz. Ona göre de priminiz ne yapılacak? Ona göre belirlenecek. Bir diğer faktör. Örneğin ben Edirne'de sağlık sigortası yaptırdım diyelim. Bunun İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de geçerli olup olmadığını mutlaka ne yapmamız lazım? Mutlaka öğrenmemiz lazım. Yani nereleri kapsıyor, hangi illeri kapsıyor, nerede yapılacağım diye buna çok dikkat etmemiz lazım. 2. 3. Sağlık sigortasını yaptırdığınız kapsadı. Hangi hastaneler anlaşmalı hastaneler? Çünkü anlaşmalı hastanelerde geçerli o sağlık sigortası sizin için. Hangi zincirlere acaba Türkiye'de bu sağlık sigortasının anlaşması var? Yani en ucuzu değil bakın. En ucuz sağlık sigortasını şu veriyor. Tamam da bakıyorsun hastane zincirine bir anlamı yok. O zaman diyorsun ki hayır ben şu zincirlerden hizmet almak istiyorsam o zaman ona göre dikkat edeceksiniz. Yani hangi hastanelerle anlaşması var bunu mutlaka araştırmamız gerekiyor. En önemli faktörlerden bir tanesi de bu. Murat Kara diyor ki hocam merak ettik sizin sağlık sigortanız var mı diyor ve kaç yıldır var diye soruyor. Ya benim var. Çok uzun yıldan beri var. Aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Yani bir 16-17 yıl olmuştur sağlık sigortamı yaptıralı. Şöyle bir şey var. Bir de ailecek yaptırdığınız zaman zaten %10 otomatik aile indirimi alıyorsunuz. Şimdi burada Cumhur Bey diyor ki Sade Hocam 9 bin lira alan bir kişi 2-3 tane çocuğu varsa nasıl bir sağlık sigortası yaptırmalı, mümkün mü diyor. İşte onun için hani başta ne söyledim? Dedim ki devletin buna sahip çıkması lazım. Çünkü sağlık sigortası ben bazen de şuna da işe yapıyorum. Bakın, ev alalım, taksit yaparız. Mobilya alacağım, orada bankadan kredi alıyor, mobilya almak için evine. Perde değiştireceğim, kredi alıyor bankadan. Her şeyi alıyor ama ona geldiği zaman, ya diyor sağlık boş ver, orada bir kalsın. Hayır. Başına gelmedi ya o anda. Başına gelmediği için bilmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de alttaki gelir gruplarını yaparsak alttaki %40'lık grubun zaten bunu sağlık sigortasına ayırabilecek kadar bir parasının olması gerçekten çok zor. Hele bir de çok çocuk sayısı olduğu için. Onun için mutlaka ve mutlaka devletin ne olması gerekiyor dedik? Kapsayıcı olması gerekiyor dedik. Zaten baştan onu net bir şekilde söyledim. Türkiye gelir dağılımının bozuk oldu ama en azından sağlık sigortasına da Türkiye'de %50'lik bir kesim çok rahat ulaşabilir. Gelirlerinden pay ayırarak yani evindeki gardırobuna bir baksın. Kullanmadığı birçok gömleğe baksın. Kullanmadığı ayakkabılara bir baksın. Hepsine baksın. Ondan sonra karar versin. Öder mi, ödeyemez mi? Ay çok ağır oldu bu. Bu arada Murat Keskin diyor ki hocama sorar mısınız? Konut fiyatları artışa geçti. Balon patlamadı halen diyor. Bir tane çakacağım. Şuradan geliyor terlik vallahi. Vallahi geliyor terlik konut fiyatlarına. Sağlık patlayınca hepimiz göreceğiz neyin patladığını. Allah'ım ya. Biliyoruz Allah'ım. Neyse. Hocam sen ekonomi bakanı olsana çok seviniriz diyor Volkan Karabulut. Emeklinin sağlık sigortası satın alması çok zor. Sigorta maliyetine devlet katkısı şart. Ya, Ahmet Özdemir. Ya onu zaten baştan söyledim. Türkiye maalesef Avrupa Birliği'nden tam tersi hareket ediyor. Avrupa Birliği'nde katkı payı çok yüksek devletin. Çok daha yüksek %70'lerde. Bizde tam tersi bir durum var. Kişiler kendisi karşılamak zorunda. Dolayısıyla bakın ilaçta bilinçsiz ilaç tüketimi örneğin Türkiye'de inanılmaz bilinçsiz bir ilaç tüketimi var. Bir başka konu bakın. Çok önemli bir noktaya daha değinelim. Şimdi bizde şöyle bir şey de var. Tetkikler yapılıyor. Ha bir de onu da soranlar var. Diyorlar ki hocam gidiyoruz özele. Check-up'a giriyoruz. Sana şu lazım bu lazım diyor. Faturayı şişiriyorlar diyor. Tetkikler yapılıyor dediniz. Şimdi bunu üniversite de yapıyor check-up'ı. Devlet hastaneleri de yapıyor. Dolayısıyla özel hastaneler de yapıyor. Bir de şöyle hediyeler var.
sağlık sigortası yaptırdığınız zaman size yılda bir kez check-up'ı hediye olarak veriyor. O zaman her yıl işte yaptırabilirsiniz. Yani her yıl bunu hediye ediyor. Biz bunları tabii şey yapmadığımız için, çok fazla ayrıntısını tartışmadığımız için sigortada böyle küçük küçük şeyler yazıyor. Tabii biz anlamıyoruz. Onu okuyuncaya kadar zaten 5 saat geçecek. Onu bir de çözmek lazım. Dolayısıyla sigortacımızın çok iyi anlatması lazım bize bunları. Bu soruları doğru sormamız lazım. Dolayısıyla biz çok doğru sorular sormuyoruz bu konularda da. Yani diyeceğiz ki bütün ülkenin her hastanesinde geçerli mi? Türkiye'de her ilde. Tabii. Bunu soracağız. Yurt dışında da geçerli mi? Bunu soracağız. Erişim. Yani bütün bunlar çok önemli. Check-up hakkımız var mı? Check-up hediye ediyor mu bize sağlık tabii, sigortası yaptırırken? Tabii. Bunu soracağız. Çünkü sigorta da kendisini garantiye almış oluyor bir böylece. Bir de hocam şu diş hikayesi var ya. Yani dişi kapsamıyor falan genelde. Evet. İşte onu da kapsama aldırması lazım. Yani onların hepsini ayrıntılı bir şekilde yazdırması lazım poliçesine. Bir şey daha söyleyeyim. Çok önemli sağlık problemlerinden bir tanesi de şu. Bunu günlük hayatta çok yapıyoruz çünkü. Biz tetkikler yapıldı. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. O doktora güvenmedik. Başka bir doktora daha gidiyoruz. O doktor başka yine ben de bir tetkik yaptırayım diyor. O tetkikleri unutuyoruz. Başka bir doktora gidiyoruz. Doktor gezen var. Bir de böyle bir kesim var Türkiye'de. Gidiyor hastaneye, oradan nasıl olsa diyor 12 lirasını veririm diyor. Üniversiteye hocaya diyor bana bakar diyor. Giderim şunu yaparım diyor. Geziyor. Ama bir kayıt sistemi, bir sistem olmadığı için, o kişiyle ilgili kayıt olmadığı için her yerde ayrı tetkik yaptırmak zorunda kalıyor. Ayrı maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'nin yapması gereken noktalardan bir tanesi de bir kayıt sisteminin herkesin, yani daha doğrusu sistemin ulaşabileceği bir ortak kayıt sisteminin mutlaka oluşması gerekiyor. Hocam şimdi ortak kayıt sistemi oluşsun da ben bazen bu sigorta şirketlerine gıcık oluyorum. Ortak kayıt sisteminden her şeyinizi böyle kontrol edip her şeyi kapsam dışı bırakacaklar diye de ödüm patlıyor. Ama yani işte onun için ne diyorum? Her şeyi kapsaması, yatarak tedavi, ayakta tedavi. Baktım ben senin siciline baktım. Sen 2 yıl evvel böbreklerinle ilgili bilmem ne olmuş. Sende bir böbrek yetmezliği ihtimali olabilir. İşte onun için ben bunu almıyorum işte kapsama diye. İşte ben onun için ne diyorum? Başınıza bir şey gelmeden sigorta yaptıracaksınız. Başınıza bir şey geldikten sonra bir sigorta şirketi sizi sigorta etmez. Veyahut da kapsamını o kadar sınırlar ki der ki kusura bakma ben sadece bu kadarlık bir sana garanti verebilirim der. Bir de şu da var arkadaşlar, hem bireysel emeklilik sistemi hem de sağlık sigortası sistemi, çok özür dileyerek söylüyorum, yaşlanmaya başlayan insanları sevmiyor. Aynen. Sevmiyor tabii ya. Ki. İstemiyor tabii seni ki. Bünyesinde. Gençken yaptır bunu. Tabii. Sen azıcık böyle bir 45'ten sonra 50'den sonra gel, daha genç olmana rağmen orta yaşa gir. Seni hemen, yani seni bünyeye almamak için her türlü numarayı çekiyor. Kesinlikle. Zaten şöyle diyoruz işte, yaşlandıkça hastalıklar artıyor diyoruz ya. Yaşlandıkça hastane harcamaları, sağlık harcamaları da çok hızlı artıyor. Evet. O zaman sigorta şirketi gidip de 65 yaşındaki adamı niye sigorta yapsın? Yani yakar top gibi elinde kalacak. Dolayısıyla böyle bir şeyden ne yapmaya çalışıyor? Uzaklaşmaya çalışıyor. Onun için ne diyoruz? Çocuklar çok küçükken, bir kere 18 yaşın altında çocukları asla unutmayalım. Çocukları mutlaka ve mutlaka sigorta yaptıralım. Peki asgari ücretli ne yapacak hocam? Böyle bir soru vardı. Valla asgari ücretliyi söyledim yani. Asgari ücretli eğer sanırım şöyle bir kapsam var. Ya da az gelirli. İşte, yani az gelirli. Eğer böyle bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında değilse şimdi öyle bir hak var. Eğer her priminizi sürekli 100 TL öderseniz onu başvurması lazım sosyal güvenlik kurumuna. Çok ayrıntısını bilmiyorum. Onu başvurursa eğer bu hakkı elde ediyor. Yani bakılma hakkını elde ediyor ama tabii ki normal SGK'lı gibi, SSK'lı gibi bir hakka sahip oluyor. Böyle bir durumumuz var. Onun için devletin kapsayıcı olması lazım. Devletin kapsaması lazım. Devletin sağlığa sahip çıkması lazım. İnsanların sağlığını garanti altına alması lazım. Ama işte bizi izleyen hisse senedi olanlar, şunlar bunlar, tamam. Ben gıcığım şu anda onlara ben. Çok işte zengin, parası var, pulu var, şu var, bu var. Ama emin olun sağlık her şeyden önemli, biliyor musunuz? Her şeyi geri alabilirsiniz. Ama sağlığınızı hiçbir zaman geri alamazsınız. Hiçbir şekilde. Murat Kara diyor ki, şimdi bir terlik de Murat Kara'ya geliyor. Hocam sağlık çalışanları çok yüksek maaş almıyor mu sizce? Bunların maaşı düşse sağlık daha ucuz olmaz. Vallahi geliyor terlik.
Ya bunu ya, insanların arkadaşlar maaşına mı göz dikiyorsun? Adam 6 yıl tıp okuyor. Bunun zorunlu hizmeti var. O su var, bu su var. Kolay bir şey mi ya? Ya siz her gün Allah aşkına oturup bir literatür takip eder misiniz ya? Her gün akşam eve gittiğinizde siz televizyon seyrediyorsunuz ama o insanlar oturup saatlerce çalışma yapıyor. Sonuç şu. Evet. Sonuç sosyal güvenlik sistemi şu anda bana göre sallanıyor. Sosyal güvenlik sistemini özele doğru atmaya çalışıyoruz. Özel kesimin üzerine doğru atmaya çalışıyoruz. Devlet maalesef bu işlerden yavaş yavaş çekilmenin yollarını bulmaya çalışıyor. Onun için bizim ne yapıp yapıp başımızın çaresine bakmamız lazım. Ve günün özetinde yönetmenimiz Selçuk Yıldırım yapıyor. O zaman sağlığa para harcamak ya da sağlık parası bulmaktansa sağlığımızı kaybetmemek için çaba harcamak daha doğru bir yöntem diyor. Haftaya yazarsınız buraya yüzlerce maili, tweet'i. Evlenmek konumuz efendim. Evlenecek olanlar aile bütçelerine nasıl dikkat edecekler? Yine gönderirsiniz. Ben görürüm onları. Bir daha bana bir dolar altını gönderirsiniz. Ben bütün bu isimleri yazacağım yana, o göndermeyenler. Kanaat notumu yıl sonunda bildireceğim. Otur sıfır. Hocam çok teşekkürler. Haftaya sonu görüşeceğiz. Efendim sizle de görüşeceğiz. Akşam 5'te görüşeceğiz. Görüşeceğiz biz. Görüşeceğiz.